İngiltere'yi dünyanın sanayi merkezi haline getiren ilk yenilikçi değişim hangi alanda olmuştur? Sanayileşme öncesi İngiltere dünyada yünlü dokumada önde gelen ülkelerden biriydi. Sanayileşme ile birlikte yünlü dokumada olan tecrübelerini pamuklu dokumaya aktarmışlardır. Ve ilk gelişim pamuklu dokuma sanayinin kurulması olmuştur. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Sanayi devriminin ilk yaşandığı ülke haritada hangi numarayla gösterilmiştir? Dünyada sanayileşme sürecine ilk giren ülke İngiltere olmuştur ve 3 numarayla gösterilmiştir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu özelliklerden hangileri İngiltere'nin sanayi üretiminin fazla olmasında etkili olmuştur? Ulaşımın gelişmiş olması, sömürge devletlerinden bulunması Kömür yataklarına sahip olması gibi unsurlar İngiltere'nin sanayi üretiminin fazla olmasında etkili olmuştur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. İngiltere yukarıda verilen bölgelerden hangisinde yer almaz? Ilıman okyanus iklim bölgesindedir. Çok yoğun nüfuslu bir bölgede yer alır. Sanayileşmiş bir bölgedir ve maden kömürü bakımından da zengin bir bölgedir. Fakat İslam İşbirliği Teşkilatına üye bir ülke olmadığından bu bölge içerisinde yer almaz. D seçeneği doğrudur. Sanayileşme sürecini plansız yaşayan bir ülkede yukarıdaki sorunlardan hangilerinin görülmesi beklenir? Sanayileşmede plansızlık asit yağmurlarına, yanlış arazi kullanımına ve çevre sorunlarına neden olur. Bundan dolayı verilen 3 bilgide doğrudur. E seçeneği doğrudur. Aşağıda sanayi devriminin İngiltere'de başlamasının bazı nedenleri verilmiştir. Bu durum nedenlerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir? Sömürgelerindeki kaynakları İngiltere'ye getirmesi yani sömürgelerini sömürmesi, gelişmiş bir deniz ticaretine sahip olması yönüyle ekonomik etkilerinden bahsedilmiştir. Özgür düşünce ortamına sahip olmasından dolayı sosyal etkilerinden, Anayasal monarşi düzeniyle mülkiyet hakkının korunmuş olması nedeniyle de sanayileşmeye hazır olması politik yönden ifade edilmiş olur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin sonuçlarından biri değildir? İşçi sınıfının ve sendikaların oluşması sanayileşmenin bir sonucudur. Küçük atölyelerin yerini fabrikaların alması sanayi devriminin bir sonucudur. Üretimde insan gücünün yerine makinaların alması, tarımda makinalaşmaya bağlı olarak üretimin artması gibi durumlar sanayi devriminin sonuçlarıdır. Fakat sanayi devrimi sonucunda doğal kaynak tüketimi azalmamış, artmıştır. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. İngiltere'nin sanayisi için gerekli en temel ham maddelere sahip olması, sanayileşme sürecinde etkili olmuştur. Yukarıda söz edilen yeraltı kaynakları aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? İngiltere'nin sanayi sürecinde başlangıçta en etkili olan unsurlar kömür ve demirdir. Bunlar bakımından İngiltere'nin zengin olması İngiltere'nin sanayileşme sürecini oldukça hızlandırmıştır. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. Sanayi devriminin ilk aşamasında buhar, kömür ve demir ortak kullanılmıştır. Bu durum aşağıdaki ulaşım sistemlerinden hangisinin gelişmesinde etkili olmuştur? Sanayi devriminin ilk aşamasında kömürün kullanılması ve buharın üretilmesi ve demirin eritilmesi gibi unsurlar demir yollarının gelişmesini sağlamıştır. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. İngiltere'deki sanayileşme şehirleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Köylüler yavaş yavaş kırları terk ederek fabrikalarda çalışmak için sanayi şehirlerine göç etmişlerdir. Kırsal alanlardan şehirlere doğru olan bu göç İngiltere'yi bir tarım ülkesinden bir sanayi ülkesi haline getirmiştir. Yukarıdaki bilgilere göre göç alan bu şehirlere aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir denilmiş. İngiltere'de sanayileşme sürecinde ilk gelişen ...şehirlerden, ilk oluşan sanayi şehirlerden biri Manchester'dır. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme sürecinin ilk olarak İngiltere'de yaşanmasının doğal nedenidir? Sömürgecilik, bilim ve sanata önem verilmesi, özgür düşünce ortamına sahip olması... Sanayileşmenin gerektirdiği icatlar ve teknik buluşların bu ülkede gerçekleşmesi gibi unsurlar bunlar beşeri unsurlardır. Fakat İngiltere'nin coğrafi konumu bu doğal unsurdur. B seçeneği doğrudur. Sanayi devriminin başlamasında yukarıdaki buluşlardan hangileri etkili olmuştur? İngiltere'nin sanayileşme sürecinde öncelikle iplik yapma makinalarında gelişmeler olmuştur. Ve yavaş yavaş Kas gücünün yerine makine almaya başlamış, su gücüyle işleyen makineler yapılmış ve buhar gücüyle işleyen makineler yapılmıştır. Bundan dolayı sanayi devriminde 3 unsurda etkili olmuştur diyebiliriz. Doğru cevabımız E seçeneğidir.